Beyinci küçülmesi nedir? Kimlerde daha sık görülür, neden olur? Yani yaşlı insanlarda daha çok gözükür ama hiç belli olmuyor. Günümüzde 20 yaşında, 25 yaşında gençlerde bile beyinci küçülmesi, beyincik iltihaplandığı için yavaş yavaş küçülüyor. Bunu tetikleyen birçok faktör olabiliyor. Tümör olabilir, uru olabilir, iyi huylu veya kötü huylu kist olabilir, yara burada çıban olabilir, verem tetikleyebilir. Efendim, beyincik zarında oluşan iltihap, menenjit, yani birçok hastalık tetikleyebilir, beyincik küçülmesine sebep olabilir. Bu tür rahatsızlığı olan insanlar, mesela bir beyefendi 72 yaşında, aile fertleri iki kişi zor taşıyor lavaboya. Biri sağından, biri solundan, dengeyi tamamen kaybetmiş, çuval gibi artık taşıyamıyorlar. Yani ne yaptılarsa bir faydası olmamış. Ben aradılar, dediler ki ya iyileşmesi mümkün mü? Artık çok çok ilerlemiş. İki kişi zor götürüyor lavaboya. Dedim ki deneyeceğiz. Mesela ginkgo biloba beyine kan akışını artırır. Oksijen akışını artırır. Beyni besleyici özelliğe sahip. Beyindeki her türlü cerrahat, çürüf vesaireyi çözücü özelliklere sahip. Efendim, çok özel de bir formülümüz var. Bununla ilgili limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal içeren. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Kesin bir şey söylemeyiz. Sarımsak ne kadar yararlı değil mi hocam? Tabii ki bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Dünyayı 3 defa dolanacak. Evet. Ve kıldan daha ince damarlar var. 6 nanometre. Ve buraya vitamin, yani öyle hücreler var ki içeride, mesela gözümüzü besleyen damarlar, kulak, iç kulağın içerisindeki beyindeki damarlar çok çok ince, çok hassas damarlar. Bu damarlar ne taşıyor? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire. Damarlarda plak oluşmuşsa, daralmışsa nasıl taşıyacak? Nakliye işi, problem doğuyor. Beslenemeyen hücreler yavaş yavaş ölüyor. Bu aileye dedik ki bakacağız. Önce bir 6 hafta, 7 hafta deneyin. Bir gelişme olursa devam ederiz. Kesin bir şey diyemiyorum. Evet. İyi deneyelim dediler. Zaten yapacak bir şey yok yani. Aldılar, denediler. 6 hafta sonra tek kişiyle hafif tutarak gidip gelmeye başladı. 6 hafta içerisinde çok çok memnunuz, mutluyuz, sağ olun, Allah razı olsun. Memnun dua ediyorum. Olmaz mı? Şimdi beyinci küçülmesi olduğu zaman önce kişi denge kaybetmeye başlıyor. Denge, baş dönmesi gibi rahatsız ortaya çıkıyor. Ayaklarını açarak oturuyor düşmemek için veya gözünü kapatıyor. Düşeceğim, gözünü kapatırsa bu durum ortadan kalkacağını zannediyor. Veya yakınla uzağa yakın, yakını uzak hissedebiliyor. Evet. Yakınlıkla, uzaklıkla, mesafeyle bir algılama problemi ortaya çıkıyor. Kulak çınlaması da zamanla bunu tetikleyebilir. Çünkü kulaktaki problem, salyangozun üzerinde yağ şeklinde 3 tane denge organı var. Bunların içinde kristaller ve sıvı var. Kristaller oynadığı zaman veya içindeki sıvı azaldığında denge organı içerisindeki, salyangozun üzerindeki böyle yağ şeklindeki organı içerisinde kristaller oynadığında veya sıvı azaldığında veya sıvı çoğaldığında buradaki haberleşme problemi ortaya çıkıyor. Denge problemi. Çünkü salyangozdaki sinirler beyne gider. Duymayla ilgili. Evet. Salyangozun üzerindeki denge organındaki sinirler beyinciye gider. İki tane farklı sinir sistemi var burada. Yani sinir demeti var. Şimdi buradan denge organındaki sinirler beyinciye gider. Beyincik ona göre nasıl hareket etmesi gerektiğini kişiye yönlendirir. Şimdi buradaki anormallikte, sinirdeki anormal dengesizlik, denge organındaki anormallikler kişinin dengesini bozar. Bu nedenle bu tür kulak rahatsızlığı olanlar, kulak çınlaması vesaire, baş dönmesi gibi rahatsızlığı olanların tedavi edilmesi, iyileşmesi gerekir. Aksi takdirde bu da zamanla denge bozulmasına sebep olabilir. Vertigo da bunun içine giriyor mu hocam? Vertigo aslında. Baş dönmesi vertigo zaten. Evet. Vertigo, vertigo denir, baş dönmesi. Yani vertigoyu tetikleyen denge organındaki anormallikler nadiren küçük beyincikteki anormallikler dengeyi aynı şekilde tetikleyebilir. Beyincikteki iltihaplanmanın ve küçülmenin, beyincik küçülmesinin birçok faktör olabilir. Önemli olan beyni ve beyinciği besleyebilirseniz tekrar, vitamin, mineral, enzim akışını artırırsanız, bağışıklık sistemini harekete geçirebilirsiniz.
Şimdi mesela geçenlerde ak günlük getirmiştim. Boswellia. Evet. Boswellia zerreta. Bu Türkiye'de yetişen sığla ağacının bir türü. Hindistan'da, efendim Yemen, Umman ve Somali'de yetişen. Boswellia, yani ak günlüğün birleşiminde bosfelik asit denen bir asit var. Yemiş olduğumuz besinlerdeki yağlar normal olarak neye dönüşür? Hormona dönüşür. Doymamış yağ asitleri. Omega 369 hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan bir enzimdir. Elengaz, desturaz, siklaz gibi enzimler hormona dönüşmesini sağlar. Linol asit, linolen asit, araşidonik asit hormona dönüşür. Normal böyle. Fakat kişinin bağırsaklarında mantar varsa, mantarla üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsaktaki enzimleri bozar. Lipoksinaz denen bir enzim aktif, daha aktif olmaya başlar. Bu enzim aktif olursa, fazla aktif olursa ne olur? Yağları toksik maddeye dönüştürür. Lökotrin. Bağışıklık sistemi bunu mikrop gibi algılar. Onu yok etmek için bir savaş ilan eder. Böylece kişi de çeşit çeşit organlarında, bağırsaklarda ülseratif kolit, eklemlerde romatizma, romatoid artrit, prostatta prostat iltihaplanması, beyince beyincik iltihaplanması, omurilikte omurilik iltihaplanması, akciğerde bronşiyal alerjik astım, alerjik astım vesaire. Yani birçok iltihabik hastalık bu anormallikten ortaya, mikrobik olmayan ama. Evet. Mikrobik olmayan bütün bu hastalıkları ne tetikliyor? Dolaylı olarak mantar tetikliyor. Mantarı ve damarları temizlediğinizde beyince küçülmesi problemi yavaş yavaş ortadan kalkar. Önemli olan sebebini bilmek. Nereden kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Bunu tetikleyen faktör ne? Peki mesela bu formülü tansiyon hastalığı falan da kullanabilir mi, kolesterol olan? Tabii, zaten birleşiminde çok yüksek oranda taze sarımsak var. Bir, evet. Zencefil var. İki, efendim alıç var. Tansiyona, kolesterola, zeytin yaprağı var. Bunlar nedir? Tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit normale dönüştürüyor. Damarların içinde oluşan plakları çözüyor. Kan akışını artırıyor.